Bizler için bu kadar önem arz eden namaz, üzerimize belli vakitlerde farz kılınmıştır. Bu vakitler sabah, öğle, ikindi, akşam ve yatsı olmak üzere 5 vakittir. Bu itibarla farz namaz için vakit şarttır. Yine her bir farza bağlı sünnet namazlar, vitir, teravih ve bayram namazları için de vakit şarttır. Bir farz namaz, vakti girmeden önce eda edilemeyeceği gibi, vaktin çıkmasından sonra da kılınamaz. Acaba namazı günde 5 vakitte kılmanın, bir başka ifadeyle günlük hayatın akışını 5 defa durdurarak Allah'ın huzuruna çıkmanın hikmeti nedir? Dilerseniz Efendimizin bu soruya nasıl cevap verdiğine bakalım. Ey insanlar! Siz alevlenip yanıyorsunuz. Fakat kalkıp sabah namazı kıldığınız zaman o namaz ateşinizi söndürüyor. Sonra tekrar alevlenip yanmaya başlıyorsunuz. Öğle namazını kıldığınız zaman o namaz ateşinizi söndürüyor. Sonra yine alevlenip yanmaya başlıyorsunuz. İkindi namazını kıldığınız zaman ateşiniz sönüyor. Sonra yine alevlenip yanmaya başlıyorsunuz. Akşam namazını kıldığınız zaman ateşiniz sönüyor. Namazdan ayrıldığınız zaman tekrar alevlenip yanmaya başlıyorsunuz. Yatsı namazını kıldığınız zaman ateşiniz tamamen sönüyor. Sonra yatıp uyuyorsunuz. Uyanıncaya kadar size hiçbir şey yazılmıyor. Bu ateş, dünyevi olan nimetlere sevgi ve bağlılıkların, şeytani arzu ve isteklerin, gönlümüzü doldurmaya başlayan kibir ve gurur gibi duyguların, nefsani ihtiras ve tutkuların tutuşturduğu bir ateştir. Gerçekte dünyanın nimetleri öylesine cazip, öylesine süslü püslüdür ki, insanoğlunun bütün hücrelerini tutuşturuveren bir ateş olur ve onu adeta sarhoş eder. Hanzale radıyallahu anh'ın yakındığı ve ızdırabını çektiği durum çoğu zaman bizde de vaki olur. Ey Allah'ın Resulü! Biz senin yanında bulunuyoruz. Sen bize cehennem ve cennetten söz ediyorsun. O kadar ki onları görür gibi oluyoruz. Fakat senin yanından çıkınca hanımlarımız, çoluk çocuğumuz, malımız ve mülkümüz bizi meşgul ediyor da çoğunu unutuyoruz. Ebedi nimetlerin Allah katında olduğunu, insanın bu dünyaya yalnızca Allah'a kulluk etmek ve onun nimetlerini yerli yerinde kullanarak şükretmek, hamd etmek için geldiğini unutan kul, günde 5 defa uyarılıyor. Evet, namaz 5 vakittir. Çünkü o 5 vakitten her biri, birer büyük değişimin işaretçisidir. Rabbimizin büyük işlerinin belirtisidir. Yine onun nimetlerinin, bir bütünlük içinde bize sunulmasının işaretidir. Sabah vakti olan fecr zamanı, mevsimlerden ilkbaharı hatırlatır. Aynı zamanda varlık aleminin ilk yaratılışına da işaret eder. İnsanoğlunun anne karnına ilk düştüğü zamana en çok benzeyen vakit yine fecr zamanıdır. Her sabah yeni bir güne gözlerini açan insan, gün boyunca başına gelecek olaylara katlanma gücüne ihtiyaç duyar. Bu ihtiyacını ancak kendinden çok daha güçlü bir varlığa dayanarak teslim olarak giderebilir. İşte sabah namazıyla insan ona dayanarak, ona sığınarak ondan yardım ister. Sabah namazı günün ilk namazıdır. Gecenin bitimiyle beraber doğu ufkundan çıkan ilk aydınlıkla başlar ve güneş doğana kadar devam eder.
öğle namazı yaz mevsimini hatırlatır. Hatta bu mevsimin en olgun zamanı olan ortasına işaret eder. Gençliğin delikanlılıktan olgunluğa geçtiği dönemi simgeler. Allahu Teala'nın şefkatini ve nimetleri bol bol verişini hatırlatır. Öğle namazı vaktinde güneş yolunu yarılamış, artık sona doğru yönelmiştir. İnsanoğlu, işlerinin yoğunluğundan bunalmış, kendine vakit ayırma ihtiyacı hissetmiştir. Bu vaktin bir kısmını namaz kılarak değerlendiren insan, ruhunu günlük hayatın karmaşasından sıyırarak rahatlatır. Kendine nimet veren o yüce varlığı hatırlar, ona şükrünü sunar. Dünya ve ahirette de devamını diler. Rükû ve secde yaparak Rabbine şükrünü sunmuş olur. Öğle namazını güneş tam tepedeyken, eşyanın yere düşen gölge uzunluğu kendisinin bir katına ulaşıncaya kadar kılmak ve ikindi namazını da iki misli olmadıkça kılmamak uygundur. Asr vakti ikindi namazı vaktidir. Bu vakit güz mevsimini hatırlatır. İhtiyarlık dönemine işaret eder. Bu vakte erişen kimse günlük işlerini bitirmiş demektir. Aynı zamanda ruh, güz ve ihtiyarlık dönemini hatırlatan bu mevsimde hüzünlenmiştir. Ahir zamanın elem verici hallerine maruz kalmıştır. Böylece insanın bu dünyada misafir ve dünyadaki her şeyin geçici olduğunu itiraf zamanı gelmiştir. Ebediyeti yudumlamayı arzulayan insan, ikindi vaktinde Rabbinin huzuruna çıkmaya şiddetle ihtiyaç duyar. Bu sayede Rabbinden iki dünya saadeti, mutluluk isteyebilir. İkindi namazı vakti, öğle namazının vaktinin çıkmasından güneşin batmasına kadar olan süredir. Mağrib vakti gelince artık akşam namazının vakti gelmiş demektir. Bu vakit kış mevsimini temsil eder. Artık yaz mevsiminin güzelliklerinin ayrılış, yok oluş vakti gelmiştir. Bunları hatırlayınca insan kalbini buruk bir hüzün kaplar. Ayrıca insanın ölümüne, dünyanın kıyamet başlangıcına dikkat çeker. Böyle bir vakitte insanoğlu sönmeyen, solmayan, yok olmayan yüce Rabbine sığınmak, onun huzurunda yok olmak ister. İşte akşam namazı bu yüzden hoş bir kulluk göstergesidir. Her şeyin son bulacağı bu geçici dünyada bitmek bilmeyen bir muhabbettir. Akşam namazının vakti güneşin batmasıyla başlar, şafağın kaybolacağı zamana kadar devam eder. Akşam namazının vakti dar olduğu için bu namazı geciktirmeden kılmak müstehaptır. İşa vakti yatsı namazının vaktidir. Gündüz bitmiş, geceye girilmiştir. Gündüz gecenin karanlık kefeniyle örtülmüştür. Bu vakit mevsimlerden kışı hatırlatır. Kışın beyazı yeryüzünü kaplamıştır. İnsan ömrü bakımından kabir hayatına işaret eder. Hatta dünyada o insanı hatırlatacak hiçbir şey kalmamıştır. İmtihan meydanına dikkat çeker. İnsan ruhu gelecekten ürküp sayısız olayla çalkalanmaktadır. Böyle bir zamanda varlığı devamlı olan zatın huzuruna çıkmaya ihtiyaç duyar insan. Karanlık olarak algıladığı gelecek, Rabbine olan sevgisi ve saygısından dolayı pırıl pırıl olur. Ölümün küçük kardeşi olan uykuya girmeden, kulluk vazifesini yapmanın huzurunu yaşar. Yatsı namazının vakti, şafağın kaybolmasından, yani akşam namazının vaktinin çıkmasından itibaren başlar
sabah namazı vaktine kadar devam eder. Namaz kılmanın mekruh olduğu vakitler vardır. Mekruh vakitler iki kısımdır. Bir kısmında hiçbir namaz kılınmazken, diğer kısmında nafile namaz kılınmaz. Ancak kaza namazı kılınabilir. Hiçbir namazın kılınamayacağı vakitler. 1. Güneşin doğmasından yaklaşık 40-45 dakika sonraya kadar. 2. Güneş tam tepede olduğu zamandan öğle namazı vakti girinceye kadar geçen vakit. Yaklaşık 40-45 dakika. 3. Güneşin batma zamanı, yaklaşık 30 dakika. Bu vakitte sadece o günün ikindi namazının farzı kılınabilir. Nafile namaz kılmanın mekruh olduğu vakitler. 1. Sabah namazının vaktinin girmesinden sonra sabah namazının sünnetinden başka nafile namaz kılınmaz. 2. Sabah namazını kıldıktan sonra güneş doğuncaya kadar. 3. İkindi namazını kıldıktan sonra güneş batıncaya kadar. 4. Akşam namazının farzından önce. 5. Bayram namazlarından önce ne evde ne de camide. 6. Bayram namazlarından sonra camide. 7. Hac zamanı Arafat'ta öğle ile ikindi namazı bir arada kılınırken iki farz arasında. Müzdelife'de akşamla yatsı namazları birlikte kılınırken iki farz arasında. 8. Farz namazı vaktinin daralması durumunda. 9. Farz namaza durulmak üzere kamet getirilirken sabah namazı bundan müstesnadır. 10. Cuma günü hatibin minbere çıkmasından cuma namazı sona erinceye kadar nafile namaz kılınmaz.